hatırlatma yapmak lazım. Şimdi Türkiye'de 2 tane kanun AKP dönemi en fazla değişen kanunlardır. 2 tanesi. Bunlardan birisi kamu ihale kanunu ki yüzlerce defa değişikliğe uğramıştır. İkincisi de maden kanunu. Maden kanunu da 14 kere değiştirildi. Şimdi ilk değişiklik 2004 yılında yapıldı. Bu çok önemli bir değişiklik. Bence bugünlere gelmemize neden olan milatlardan, en önemli milatlardan birisidir 2004 yılı. 2004 yılında 1985 tarihli Maden Kanunu'nda köklü bir değişiklik yapıldı ve esası, aslında bu değişikliğin esası yabancı maden şirketlerinin, daha doğrusu tekellerinin Türkiye'de doğrudan maden işletmesinin ve aramasının önü açılmış oldu 2004 yılı itibariyle. Evet. Yasadan hemen sonra aslında sicilleri dünyada belli olan, Latin Amerika'da, Uzak Doğu Asya'da ve Afrika'da pek çok altın madeninde neler yaptıkları, çevreye nasıl zarar verdikleri tescilli olan pek çok şirket bir anda Türkiye'de arama ruhsatı aldı. 2004 yılından sonra ise genel madencilik açısından baktığımız zaman yılda 12-13 bin arama, 9-10 binde, bunlar ortalama sayılardı, işletme izni verilmeye başlandı. Burada tabii çok önemli bir gelişme daha oldu 2004 yılından sonra. Madencilik alanında faaliyet yürüten yüzlerce irili ufaklı firma bir anda yabancı tekellerle ortaklığa gitmeye başladı. Tabii bu ortaklığın bir kısmı hisse ortaklığı, çok az bir kısmı, ama asıl olarak ağırlık kısmı ise sözleşmeli madencilik dediğimiz aslında bir taşeronluk sistemi kuruldu. Yani bu 2004'ten sonra bu hukuksal altyapı oluşturulduktan sonra hem yabancı şirketler Türkiye'ye girmeye başladı ki Artvin'de, Kuzeydoğu Anadolu'da, işte Ege'de ve asıl olarak da Kaz Dağları'nda üst üste maden arama izinleri almaya başladılar. Pek çok irili ufaklı firmayla da ortaklığa gitmeye başladılar. Şimdi Türkiye'de 2009-19 itibariyle baktığımız zaman tamamı yabancı olan aslında 120'ye yakın şirket vardır aşağı yukarı, ki onların elindeki ruhsat sayısı 600'dür. Ama yerli yabancı ortaklıklara, taşeronlar olarak baktığımız zaman yüzlerce